SGK uzmanı Özgür Erdursun ilk kez açıkladı, bunu yapan emekli fazla maaş alacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, o kişileri işaret ederek fazla maaş alınacağını açıkladı. Pek çok çalışan, hayatının sonuna doğru hakkı olan emekliliği elde ediyor. Ancak birim gün sayısı eksik olanlar, nasıl emekli olacağını merak ediyor. Konu hakkında SGK uzmanı Özgür Erdursun, prim gün sayısının isteğe bağlı sigorta primi şeklinde ödenebileceğini açıkladı. Erdursun, bunu yapanların fazla maaş alacaklarını açıkladı. Temmuz ayında emeklilerin maaşının belirlenmesinin ardından gündemde olan konulardan biri de 2024 yılında emekli olmanın daha fazla maaş alınması oldu. Bu konuda uzmanlar 2024 yılı ile 2025 yılı arasında %31 fark ortaya çıktı. Emekli olmak için prim gün sayısı eksik olanlar ise 2024 yılında emekli olmak için çözüm yollarını araştırıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, ek hesabından bunu yapan emeklinin fazla maaş alacağını açıkladı. Ayrıca Erdursun, prim gün sayısı eksik olanlar için detaylı bir şekilde çözüm yollarını anlattı. Erdursun şu açıklamalarda bulundu. Emekli olmak için prim gün sayısı eksik olanlar isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilirler. İsteğe bağlı sigorta primi 4B bağkur olarak değerlendirilir. SSK'dan emekli olabilmek için eksik gün sayısı 1260 günden az olanlar isteğe bağlı bağkur ödeseler dahi 4A SSK'dan emekli olabilirler. Ancak eksik gün sayısı 1260 günden fazla olanlar isteğe bağlı sigorta primi Bağkur öderlerse SSK'dan değil, Bağkur şartlarına tabi olurlar. İsteğe bağlı sigorta priminin 31.12.2024'e kadar en az aylık 64.000 Türk Lirası olması gerekmektedir. İsteyenler toplamda 48.000 TL'ye kadar ödeme yapabilirler aylık 64 bin Türk lirası prim ödeyenlerin emekli olduklarında alacakları emekli aylığı, her ay 20, 25 Türk lirası düşer. 48 bin TL'ye kadar prim ödeyenlerin ise, ödedikleri prime göre emekli aylıkları en fazla 400, 450 Türk lirası artar. Eksik günlerinizi çalışarak, isteğe bağlı prim ödeyerek, askerlik, doğum veya yurtdışı borçlanması gibi 5510 sayılı Kanun'un 41. maddesinde belirtilen diğer borçlanma haklarından yararlanarak tamamlayabilirsiniz. Borçlanmalar son statünüze, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli Sandığı sayılır. Ancak yurtdışı borçlanması Bağkura, memurların ücretsiz, aylıksız izinleri ise Emekli Sandığı 4C'ye sayılmaktadır.